Hocam sesiniz yok. O sesi açmamışız. Pardon. Şimdi ses var mı? Geldi hocam sesiniz. Tamam. Bir daha baştan alıyorum. Tolunoğulları ve İlkşidiler'de dikkat edeceklerimiz. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti derse Tolunoğlu, ikincisi derse İlkşidi. Kuzey Afrika'da kurulan ilk derse Tolunoğlu, ikincisi derse İlkşidi. Artı Tolunoğulları'nda en önemli özelliklerden biri Kahire Ulu Camii bunlara aitmiş. Tolunoğlu Ahmet Camii varmış. Maristan isimli akıl hastaneleri varmış. Ve vezirlik makamı yokmuş. İlkşidiler'de ise kurucusu Muhammed bin Togaç, ilk defa Hicaz yani Mekke, Medine bizim elimizde. Artı bir İslam filozofları varmış El-Gındi. İkisi içinde gelen ortak soru ise Tolunoğlu ve İlkşidiler için aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisinin halkı Arap, yönetimi Türk olduğu için kısa sürede yıkıldı diye soruyor. Tolunoğlu, İlkşidi. Ya da aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangileri tevaifi mülk devletidir diyor. Kim bunlar? Tolunoğlu, İlkşidi. Tevaifi mülk neydi? Abbasilerin Türkler için kurduğu şehir devletleri vardı. Bunlara avasım deniyor. İlki de Samarra'dır bu şehrin. Bu avasımlar daha sonra bağımsızlık alınca tevaifi mülk adını alıyor. Eyyubiler ise kurucusunu bileceğim. Kurucusu Selahaddin Eyyubi'ydi. Lakabı Şark'ın sevgili sultanı ya da Adil Selahaddin diyorduk. En önemli özelliklerinden bir tanesi Hıddin Savaşı yani 3. Haçlı Seferiyle Kudüs'ü ele geçirmeleriydi. Kudüs ilk defa bizdeydi. Artı Eyyubiler demek Türk İslam devletleri içinde ilk defa devlet arması kullanan ilk Türk devletiydi. Artı burada dikkat edeceğimiz ve sonradan gündeme getirdiği General Allenby vardı. General Allenby 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye Filistin cephesiyle beraber sonrasında bölgeye giren İngiliz komutandı. Şam'da Selahaddin Eyyubi'nin mezarını tekmeleyerek "Gah Selahaddin biz yine geldik" demişti. Yani Haçlı seferlerine devam etmişlerdi. Bir diğer Türk İslam Devleti Memlüklüydü. Memlüklülerin bir diğer ismi Kölemenler ya da Ed-Devletü Türkiye diyorduk bunlara. Bu sene geldi bu. Türkiye adıyla kurulan ilk Türk devleti. Kurucusu Aybek artı en parlak dönemi Sultan Baybars'tı. Ve bu adamların en önemli özelliklerinden bir tanesi bunlarda veraset sistemi tersti. Mesela Türklerde veraset soya dayalı ama bunlar da ırka dayalıydı. Onun için en fazla yönetici değiştiren Memlüklülerdi. Ve Memlüklülerde o kadar fazla yönetici değişecek ki bu Memlüklülerin çok kısa bir sürede büyümesine ama ister istemezse devlet içinde de çok fazla taht kavgası yaşanmasına sebebiyet verecekti. Artık bu adamlar Osmanlı ile çağdaştı. Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye ve Mercidabık seferlerini yaptığını biliyoruz Memlüklü üzerine. Bunun sonrasında Memlüklü devletine son verilmiş, halifelik Osmanlı'ya geçmişti. Ama Osmanlı halifeliği Memlüklü'den değil, Abbasi'den almıştı. Çünkü Memlüklü Türk İslam devletleri içinde Abbasi halifesini, daha doğrusu halifelik makamını bünyesinde barındırmasına rağmen kullanmayan tek Türk İslam devletiydi. Aha, burada da yazmışız. Abbas halifelerini himaye etmişler fakat halifeliği hiçbir zaman Memlüklüler kullanmamışlar.
Onun için Memlük'te ne diyorduk? Laik Türk Devleti. Peki bu dersimizde neyi göreceğiz? Bu derste ise Ön Asya'da kurulan Türk İslam devletlerinden bahsedeceğiz. İki tane Türk İslam devletimiz var. Onlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra bitireceğiz. Bu dönemde kurulan, Ön Asya'da kurulan Türk İslam devletleri dediği zaman iki tane devlet aklımıza gelecek. Bunlardan bir tanesi Harzemşah, bir diğeri ise Babürlüler olacak. Ön Asya dediğimiz yer neresi olacak? Ön Asya dediğimiz yer Hindistan, Afganistan dolaylar olacak. Peki, şöyle bir temiz sayfa açalım. Harzemşahlar deyince ne gelecek aklımıza? Mesela Harzemşah der demez bunların Gazneli'yle ortak bir özelliği olduğunu bilecek. Özelliği ne? Bunlar aynı Gazneli gibi kurulduğu yerin adını alan Türk İslam Devleti. Kardeş unutmayın bak. İster İslamiyet öncesi, ister İslamiyet sonrası. Türkler kurulduğu yerin adını almaz. İki tane istisnamız var. Bir, Gazneli. Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulduğu için Gazneli ismini aldı. İki, Harzemşahlar. Bunlar Özbekistan'ın Harezm şehrinde kurulduğu için de Harzemşah ismini aldılar. Bunu unutmayacağım. Devletin kurucusu değişik bir isim. Anuştigin. Anuştigin tarafından kuruldu diyeceğim. Kurucusu bu. Ama devlete en parlak dönemi, en parlak dönemi yaşatan Celaleddin Harzemşah ile Alaaddin Tekiş. Burada bir sıkıntımız var. Sıkıntı şu. Şimdi MEP liselere iki tane kitap veriyor. Farklı yayın. Diyor ki bunları öğrencilerinize okutun. Kardeş bu kitaplar maalesef içerdiği bilgiler birbirlerini tutmuyor. Mesela MEP'in verdiği kitaplardan bir tanesinde diyor ki devlete en parlak dönemini yaşatan Celaleddin Harzemşah. Bir diğer yayında ise diyor ki Alaaddin Tekiş. Ya hangisini alacağız? MEP böylesi çelişkili konuları genellikle sormuyor. Ama ola ki sordu. Hangisi en parlak? Kardeş seçeneklere bakacağım. Eğer ki seçeneklerde Celaleddin Harzemşah varsa bil ki Alaaddin Tekiş'i vermemiştir. Verirse soru hatalı olur. Alaaddin Tekiş'i verirse Celaleddin Harzemşah'ı vermez. Ama MEB'in ne halt edeceği belli olmuyor. Aha oldu ki verdi. Ben olsam işaretleyeceğim böyle bir soruyla karşılaşırsa işaretleyeceğim tek kişi var Alaaddin Tekiş. Çünkü Celaleddin Harzemşah aslında bunlara en parlak dönemini yaşatan değil, devletin yıkılış döneminde başta olan kişidir. Celaleddin Harzemşah döneminde devlet yıkıldı. Bu en parlak dönemini yaşatan değil, Alaaddin Tekiş'tir. Ama dediğim gibi eğer ki sorarsa ikisini aynı seçenekte veremez. Yani A'da Celaleddin, B'de Alaaddin diyemez. Ola ki verdi. Sen de boş geçmek istemiyorsun. Alaaddin'e bas gitsin bak. Anlaştık. Artı Harzemşahlar Türk tarihinde çok çok önemli yeri olan bir devlet. Harzemşahlar tampon devlet olarak tarihe geçer. Yani dönemin iki büyük süper gücünü birbirinden ayırır. Bu süper güçlerden bir tanesi İlhanlı yani Moğollar, bir diğeri ise Anadolu Selçuklu devletidir. İlhanlı ile Anadolu Selçuklu'nun birbirine çarpmasını engelleyen Harzemşahlardır. Bu iki devletin arasında uzanır. Ama bu devlet Türk tarihinin en tuhaf devletlerinden biri. Sebep. Şimdi bunlar tampon ya.
İster istemezse ne İlhanlı ne de Anadolu Selçuklu bu adamlara hiç dokunmadı. Kafa kafaya gelmeyecek diye. Ve bunlar da bu açığı fark etti. Dediler ki la biz ne halk yersek yek demek ki kimse bize dokunmayacak dedi. Sonuç Harzemşahlar İlhanlı'nın yani Moğolların kervanlarını patlatmaya başladı. Bir kervan, iki kervan, üç kervan derken en son Moğollar dedi ki bak yavrum yapma. O elini kırarım dediler. Bunlar ise hiçbir halt edemem diye dönderdiler. İlhanlı'nın kervanlarını soymaya devam ettiler. En son bir kervanı patlattılar. Bu kervan Cengiz Han'ın şahsi eşyalarını taşır. Bak Cengiz ölmüş. Ve Cengiz Moğollar arasında kutsal kabul edilir. Eşyaları da kutsaldır. Moğol olmayan kimse dokunamaz. Sonuç. Arı kovanına çomak sokarsan o arılar gelir seni sokar. Biz bu olaya Otrar faciası diyoruz. Otrar faciası demek İlhanlı'nın Harzem şahları katletmesi demek. Amma ne katliam. Bu tarihin en büyük katliamlarından bir tanesidir. Otrar, Harzem Şahların başkenti değil. Bak, Moğollar da akıllı. Moğollar Harzem Şahları yıkmıyor. Süründürüyor. Otrar, Harzem Şahların ticaret başkenti. Herifler içeriye girdi. Ve aldıkları emirden dolayı ki emir şöyleydi. Otrar'da nefes alan tüm canlıları kılıçtan geçirin dediler. Sonuç. Sokaktaki kediden köpeğe tavuğa kadar hatta ağaçlara kadar söktü attılar. Hatta İlhanlı dedi ki Moğollar Otrar şehri tarihten silinecek binaları temellerinden söktüler. Otrar'ın üzerine tuz döktüler. Çorak çöle dönderdiler. Bak bu bir şehir cezalandırmasıdır. Bu Türk tarihinde de vardır. Türkler bazı şehirleri cezalandırır. Üzerine tuz dökerler, şehirler çorak çöle döner. Ve Otrar'la beraber Harzemşahlar büyük bir darbe yedi. Şimdi bu kadar büyük bir darbe yiyen kişinin ne yapması lazım? Akıllanması lazım. Değil mi? Bunlar ne yaptı kardeş? Bunlar İlhanlı'yı bıraktı. Bu sefer de Anadolu Selçuklu'yu tırtıklamaya başladı. Anadolu Selçuklu'nun sınırlarını geçtiler. Şehirlerini yağmaladılar. Anadolu Selçuklu da bir iki uyardı. Dedi ki bak kırarım o elini dedi. Hiçbir şey yapamam dediler. Sonuç Yassı Çemen Savaşı oldu. Yassı Çemen Savaşı çok çok önemli bir savaştır. Bu savaş sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti Harzem Şahları yıktı. Haydi, bu yeni bir sorun. Ne o sorun? Bunun sonrasında yani Yassı Çemen Savaşı tarihe ne diye geçecek? Yenenin de, yenilenin de zararlı çıktığı savaştır. Bak. KPSS bazı savaşlara anlam yükler. Mesela bir Türk İslam Devleti'nin başlangıcı bir diğerinin sonu diyorsa bu dandana kandır. Anadolu'nun kapılarının aralanması diyorsa Pasinler'dir. Kapılarının tamamen açılması diyorsa Malazgirt'tir. Yurt tutan savaşı diyorsa Mirya Kefalon'dur. Ama bir yenenin de yenilenin de zararlı çıktığı diyorsa Yassı Çemen'dir. Sebep? Yenilen Harzemşah yıkıldı. Yenen Anadolu Selçuklu. Niye zararlı? Moğollarla sınırlar birleşti. Sonuç Anadolu'ya Moğol istilası başladı. Yani Yassı Çemen Savaşı sonrasında Anadolu Selçuklu artık yıkılış
dönemine girdi. Onun için yenen de yenilen de zararlıdır. Harzemşahlar da bunu bilecek. Bir diğer bilmemizi gerektiren devlet ise Babürler. Kurucusu salla. Hayatta sormayacağız sana. Kim? Zahirettin Muhammed Babürşah. Bu devlet Babürşah tarafından kurulmuş. Sana devleti kimin kurduğunu sormuyor. Ama Babürlerin en parlak dönemini yaşatan en ünlü hükümdarını soruyor. O da ne? Şah Cihan. Şah Cihan niye önemli bir karakter? Şundan dolayı. Şah Cihan Türk dünyasının en kılıbı. Sebep? Taç Mahal. Taç Mahal dünyanın yedi harikasından bir tanesi. Yaptıran Şah Cihan. Taç Mahal kimin için yaptırıldı? Şah Cihan'ın karısı. Ercüment, Mümtaz, Begüm, Banu için yaptırıldı. Hatunun ismi Begüm Banu. Ercüment, baba adı Mümtaz, lakabı. Ama ismi Begüm Banu. Ve bu hatun için adam tutturdu, Taç Mahal yaptırdı. Taç Mahal. Bak illaki internette şurada burada görmüşsünüzdür. Beyaz kubbeli bir yapı, minareleri neyi var? Taç Mahal bir ibadethane mi? Bir saray mı? Bir tapınak mı? Yok. Taç Mahal anıt mezardır. Bak. Adam karısına neyi yaptırıyor? Koskoca bir anıt mezar. Taç Mahal dünyanın yedi harikasından bir tanesi. Niye? Hatunu çok mu sevdi? En azından bundan öncekilerini sevmemiş. Onu anlıyor. Niye? Onlara hiçbir şey yaptırmamış. Ama Begüm Banu'ya Taç Mahal yaptırıyor. Sebep? Bundan önceki eşleri herife erkek çocuk doğuramamış. Bu kadın erkek doğurmuş. Hatta 6 tane mi 7 tane mi erkek doğurmuş. Diğer hatunların da payını doğurmuş. En sonuncuyu da doğururken ölmüş. Ölünce adam ne demiş? Sen bunu hak ettin karı diye Taç Mahal yaptırmış. Yani pek de romantik değilmiş. Düşünsene. Hocan sağa gidiyor mezarlık alıyor tövbe estağfurullah. Ha. Taç Mahal'de ikisinin yattığı söylenir. Doğu kanadında Şah Cihan, batı kanadında pardon, doğu kanadında Ercüment Begüm Banu, batı kanadında Şah Cihan yatar. Ve derler ki mezarın üzerine şunu yazdırmış. Güneş ilk senin üstüne doğsun. Gölgen uzansın, bana değsin demiş. Baya baya romantik dağılmış. İyi yerdense mezar yerin iyi olmasın. O da bak farklı bir bakış açısı. Dikkat edeceklerimizden bir tanesi şu. Taç Mahal'le ilgili sorular geliyor. Ha, Babürlüler de şunu da bir söyleyecek. Ondan sonra Taç Mahal'e gidelim. Babürlerin en önemli özelliği Hindistan'da siyasi birlik sağlayan tek Türk devletidir. Hindistan'da sadece ama sadece Babürlüler siyasi birlik sağlamayı başarmıştır. Onun dışında siyasi birlik sağlamayı başaran yok. Artı Taç Mahal ile ilgili şunlar soruluyor. Bir, Taç Mahal Hindistan'ın hangi şehrinde diye sordu. Bir kere geldi güncelde. Taç Mahal Hindistan'ın Agra şehrindedir. Agra'dadır Taç Mahal. Artı Taç Mahal'de Mimar Sinan'ın imzası vardır. Nasıl? Mimar Sinan gitti çalıştı mı? Yok. Ya?
Taç Mahal'de Mimar Sinan'ın öğrencileri çalışmıştır. Mesela Şah Cihan 4. Murat'la çağdaştır. Ve bu çağdaşlık döneminde 4. Murat'a bir mektup yazar. Bizim hatuna böyle bir eser yaptırıyorum der. Murat da bundan dolayı Mimar Sinan'ın öğrencileri olan Mimar neydi lan? Mehmet ve İsa Efendi'yi yollar. Artı süslemeleri içinde Hattat Settar'ı yollar. Şey pardon. Pardon. Mehmet İsa değil. İsmail. Mehmet İsa ve İsmail la. Ela. Mehmet İsa Efendi ile İsmail Efendi'yi mimar olarak göndermiş. Hattat Settar'ı da süslemesi için yollamış. Denir ki bu adamlar gitti çalıştı ama tekrar geri geldiklerinde bakmışız ki adamların elleri yokmuş. Murat sinirlenmiş. Mektup yazmış. Aldığın malzemeyi niye eksik gönderiyorsun oğlum diye. O da demiş ki şükretsinler ki Osmanlı idi. Diğerlerinin gözlerini oydum, dillerini kestim, kulaklarını deldim. Psikopat. La niye yapıyorsun? Aynı eserden bir daha yapmasınlar. Allah belanı vermeye. Öldür oğlum milleti. Günah. Bunlar ise Mehmet İsa ile İsmail ise ellerini kesmiş sadece. Hattat Settar'ın da aynı şekilde. Babürler deyince de bunları bileceğim. Anlaştık? Bu haftalık bu kadar bak derslerimiz. Harzemşahları, Babürleri, Tolunoğlu'nu, İşidini, Eyyubi'yi, Memlüklü'yü gördük. Haftaya ise Yakın Doğu'da ortaya çıkan Türk İslam devletlerimiz var. Akkoyun, Karakoyun, Moğol devletlerimiz var. Ne bileyim Çağatay, işte ne bileyim İlhanlı, Altınordu gibi devletlerimizden bahsedelim diğer dersimizde de. Anlaştık? Hadi Allah'a emanet olun. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar Büşra Hocam.